Herkese merhabalar. Sadece kadınlığımızın değil adımızın da konuşulacağı Kadınlar Konuşuyor programıyla TV'den ekranlarında tekrar sizlerle beraberiz. Bugün çok enteresan şeylerden de bahsedeceğiz. Neden enteresan diyorum? Çünkü bu zamana kadar sorguladığımız bilinçaltı, bilinçüstü, işte atalarımızdan getirdiklerimiz, genlerimiz ya da normal varoluşumuz sebepleriyle ilgili sorguladığımız her şeye karşı birçok yazı okuduk, makale okuduk, birçok video izledik. Ve bu konuyla alakalı kendini geliştirmiş spiritüel koçumuz, Theta Healing uzmanı Sıdıka Bilge Ayhan bizlerle birlikte ve ona sormak istediğim, merak ettiğim çok fazla da soru var. Sizler adınıza da sorabileceğim sorular var. Öncelikle konuğumuzu hep birlikte tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sağ olun. Evet, şimdi Sıdıka Bilge Ayhan benim özellikle konuk etmek istediğim bir spiritüel koç. Hem geçmiş yaşam öyküsüyle hem de kendini bu kadar geliştirip enerji uzmanlığıyla bilinen, evet, ve çok ciddi anlamda danışanı bulunan bir uzmanlık alanınız bulunuyor. Evet. Ama izleyicilerimize de bir kısaca kendinizi tanıtırsanız, tamam, kimdir Sıdıka Bilge Ayhan? Sıdıka Bilge Ayhan 59 yaşında, 12 seneden beri bilinçaltıyla, enerjiyle uğraşan iki çocuk annesi bir kişidir. Bir kişi. Bir annedir. Evet. Bir anne. Tek ebeveyn bir. Evet. Anne değil, evet, mi? Aynen öyle. Evet. Şimdi hep şunu söylüyoruz bizler zaten. İnsanların yaşam mücadeleleri, yaşam öyküleri onları hep A noktasından B noktasına getirir. Eminim, evet, ki sizin spiritüel koç olmanızda ve bu enerji çalışmalarıyla ilgilenmenizde de sizi bu noktaya getiren mutlaka bir yaşanmışlık ve bir öykü var. İnsanları insan yapan değerlere baktığımızda ben hep özellikle kadınlarda kendi mücadelesini vermiş ve kendi öyküsünü yazmış kadınları hayranlıkla, evet, izliyorum. Biraz sizden dinleyelim. Tabii. Nasıl başladı hayat öyküsü bu noktaya gelene kadar? Evet, aslında hiçbir şey tesadüf değil. Her şey tevafuk. Kişi iyileşmek istiyorsa bir şekilde zaman, mekan, denk geldiği zaman seni o yola itebiliyor. Ben de 12 sene önce kızımın sayesinde, kızımın ikinci evliliğine adım attıktan sonra bu işlere giriştik. O İstanbul'da oturmasından dolayı, benim de Aydın'da bulunmamdan dolayı nasıl yapabilirim, nasıl gidebilirim, kendimi nasıl yenileyebilirim diye Rabbim bize bir yol açtı diye düşünüyorum. Kızımın sayesinde ben de bu işlere giriştim. Kızımın kendini temizlemesi, beni de bu işin içine sokması. İlla girebilirsin anne, yapabilirsin. Sen temizlenirsen biz de temizleniriz. Genetiğimiz de temizlenir. Bizden sonraki nesiller de temizlenir derken bu işin içinde kendimi buldum. Kızınız da bildiğim kadarıyla 3 kitap yazıyor, evet, değil mi? Yeşim, evet, Ayhan Kuzu. Yeşim Kuzu. Yeşim Kuzu, Ayhan. Evet. Evet, onun da 3 kitabı var. Onun sayesinde beni itekleye itekleye bugünlere getirdi. İyi ki de getirmiş. Ona da teşekkür ediyorum burada. Bugünlere gelmemi, birçok kişinin bilinçaltındaki deneyimlerini ortaya çıkarmamızı, kişilerin iyileşmesine ya da hayatını değiştirmesine, farkında olmasına vesile olduğum için de hem kızıma hem yaradanıma teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim bu imkanı sunduğunuz için. Birçok hayat hikayesi var kendimde olduğu gibi. Evet. Şimdi şey de güzel. Yola çıkış hikayenizde hani kendimizi temizleyelim. Evet. Geçmişten getirdiğimiz izleri, bilinçaltımızdaki karamsarlıkları, evet, ve olguları temizleyelim. İlerleyelim süreciyle başlayıp başkalarında gördüğümüz aynı problemlere şifa alma noktasında bir ilerleyiş, evet, öyküsü var büyük bir, evet, ihtimalle. İşte şimdi o başlangıç noktasına döndüğümüzde çok küçük yaşta bir evlilik yaptığınızı, evet, biliyorum. Evet. Ve çok küçük yaşta evlilikle alakalı da çok ciddi mücadeleler veren bir derneğin başkanlığını yapıyorum aynı zamanda. Evet. O yüzden bu konu benim için çok hassas. Evet. Theta Healing'e girmeden önce bununla da alakalı biraz konuşmak isterim açıkçası. Tabii. Kaç yaşındaydınız evlendirildiğinizde ve eşinizi seçme şansı verildi mi size? Hayır, tabii ki de. 7 yaşında annemi kaybettim. 5 yıl üvey anneyle beraber yaşadım. Biliyorsunuz Türk toplumunda üvey annenin yeri, iyi olanları tenzih ediyorum. Hı hı. Mutlaka iyileri var. Hatta tanıdığım iyiler de var. 15 yaşında evlendirildim görücü usulüyle. 15 yaşında. Çok farklı kültüre sahip bir aile yapısı vardı. Yine de uyum sağlamaya çalıştım. Kendimi geliştirmeye çalıştım.
iyi bir evlilik, iyi bir anne olmaya çalıştım. Kendi annem olmadığı için çocuklarıma belki biraz daha fazla verici olabildim ama çocuklarımı en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştım. Zaman zaman eşimle sürtüşmelerimiz oldu. Çok farklı kültürlerdeydik. Kaç yaş vardı aranızda? 4 yaş vardı. O da 19 yaşındaydı. O da çocuk sayılırdı. Yani, evet. Evet. Evet, o da çocuk sayılırdı. Biliyorsunuz Türk toplumunda aileler ataerkil ne derse o oluyor. Hı hı. İki çocuğu aldılar, buyurun evlilik dediler. Bizi baş başa bıraktılar ama ne kadar doğru yaptık, ne kadar yanlış yaptık? Tabii bunu zaman gösterdi bize. Bu konuların içine girince kendimi temizleme imkanı buldum. Hı hı. Çocukluğumda getirdiğim travmaları temizleme imkanı buldum. Çok çalıştım. Kendi üzerimde çok çalıştım. Evet. Şimdi öykü zaten çok küçük yaşta anneyi kaybetmekle başlıyor. Evet. Ve bir çocuk için güvenli bağlanma problemi zaten oluyor. Üvey anne diyoruz biz aslında ama hani babaların ikinci ya da eşlerin ikinci evliliğindeki partnerleriyle yaşadığımız problemler de tam o sevgisizlik, özlem duygusu, anneye karşı bağlılıktan sonra tam yerine oturmadığında, üstüne bir de kötü bir davranışa maruz kaldığımızda bizi çok farklı yerlere sürüklüyor. Ve 15 yaş çok küçük. Evet. Ben hatta çocuk gelinler tabirini hiç kullanmam çünkü çocuktan gelin olmaz. Evet. Erken yaşta evlilik hem fiziksel hem ruhsal hem psikolojik olarak kendini tamamlamamış bir bireyin toplum içerisinde ateşe atması gibi bir şey oluyor. Çünkü yaşanmayan çocukluk, yaşanmayan gençliğe, yaşanmayan yetişkinliğe doğru bir adım atmaya sağlıyor ama özellikle sizinle program yapma sebebim zaten şu, çünkü kendinizi bu noktada çok geliştirmişsiniz. Evet. Ve bu şifalanma tetailingle başlıyor. Evet. Biraz sonra tekrar geri döneceğim. Özellikle eşinizle yaşamış olduğunuz problemlerdeki bağımlılıklarla alakalı verdiğiniz mücadeleden sonra kendinizi iyileştirme yoluna gittiğinizde şunu mu fark ettiniz? Hani bir anne, bir ebeveyn ya da bir insan kendini iyileştirdiğinde etrafına mutluluk verebilir. Aynen ve öyle. Onları iyileştirebilir. Aynen şeklinde öyle. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi anne olabildiğimi düşünüyorum. Çok küçük yaşta anneydim ama kardeşimi de büyüttüğüm için, kardeşime mama yedirdiğim, altını açtığım için anneliği öğrenmiştim. Fiziksel annelik. Fiziksel olarak evet anneliği öğrenmiştim ama ruhsal olarak anneliği öğrendiğimi düşünmüyorum. Çünkü yaşım çok küçüktü. Hem çocuk bakıyorum, hem eşle ilgileniyorum, hem bir evlilik çatısı altında. Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü önümde güzel bir örnek yoktu. 15 yaşındayım. Bir de anne sevgisini de tam alamadım. Tam alamadığım için evet. Tamam, çocuğun bakımlarıyla ilgileniyorum, ediyorum. İşte çocuğumu doyuruyorum, fiziksel her şeyi karşılıyorum ama ruhsal olarak nasıl karşılanacağını bilmiyorum. Çünkü öğrenmedim. Bunu sonra, bu Theta Healing eğitimleri aldıktan sonra farkına vardım. Nedir o zaman Theta Healing? Çünkü böyle hani geçmişe gidip böyle bir background yapıp story'e tekrar bakmak istediğimizde nedir Theta Healing? Theta Healing nedir? Kişinin hangi yaşta olursa olsun yaşadığı sorunların geçmişte çocukluğuna dayanan çocukluğundaki bir kelime, bir koku, bir olay onun yıllar sonra travma yaşamasına, tetiklenmesine sebep olan bir spiritüel anlamda temizlenen bir enerji frekansıdır. Öyle diyelim. Bilinçaltı iyileştirme Evet, bilinçaltı iyileştirme. Oradaki kök ama inançları enerji de var değil mi? Tabii ki. Enerjiyle beraber yapıyoruz. Tabii ki. Evet. Kişiye sorular sorarak geçmişe götürüp çocukluğunda yaşadığı olayın tekrar gün yüzüne çıkması, o olayı ona tekrar yaşatıp yüzleştirme. Bu şey mi mesela, kök inanç dediğimiz şey de ve tekrar tekrar yaşanan olaylarda bir kısır döngü deriz biz buna. Aynen hani öyle. Atıyorum, sürekli aynı insanları kendime çekiyorum. Aynen öyle. Hayal kırıklığını yaşıyorum, yoluma devam ediyorum. Sonra bakıyorum yine aynı insanı karşıma çekiyorum. Yine yani bu bir kısır ya da atıyorum finansla, ekonomiyle alakalı para kazanıyorum ciddi anlamda ama kazandığım parayı yok ediyorum bir şekilde, kaybediyorum. Tekrar kazanıyorum, tekrar kaybediyorum. Bunlar kısır döngü olaylar. Aynen öyle. Siz buradaki kök inançlara kök inancı buluyoruz. Aynen. Hangi konu, geçmişte çocukluğunda yaşadığı, ebeveynlerin yaşadıkları konu neyse çocuk onu öğrendiği için
zamanla onu biliyor artık. Öğrenilmiş başka bir şey davranış bilmiyor. Gibi aslında. Aynen öyle. Aynen. Öğrenilmiş davranışı büyüdüğünde de tekrar etmeye başlıyor. Bu aile diziminde de şöyle geçiyor herhalde biraz değil mi? Güler Hanım'la da bu konuda sohbet etme imkanım olmuştu. Atalarımızdan getirdiğimiz miraslar şeklinde. Ama burada kişi önce kendini temizliyor. Aile diziminde de kendini temizledikten sonra atalarından özgürleşiyor gibi bir mantık mı doğuyor? Evet. Yani. Şimdi şöyle söyleyelim. Kişi anne karnında annesinden aldığı konularla ilgili bir kodlama geliyor. Kişinin atalarından, genetikten getirdiği kodları var. Kişi 0-6 yaşında ailenin içinde gördüğü olaylarla kendini kodluyor. Bunların hepsi birleşince karma oluşuyor. Büyüdüğü zaman da bir olayla karşılaştığı zaman bu kendisinden mi kaynaklanıyor, atalarından mı kaynaklanıyor? Bunun çözümlenme yolu geçmişe giderek o travmasını bulup dönüştürmek. Dönüştürmek. Theta Healing'in anlatması bu. Peki bir kere de dönüştürebiliyor muyuz? Yoksa bunun içinde bir şey var mı? Mesela kişinin gerçekten istemesi, bunun için çalışması gibi yani. Tam olarak nasıl çalışıyor bu teknik? Kişi değişimi istiyorsa zaten bir kapı, bir yol açılıyor ona. Diyoruz ya hiçbir şey tesadüf değil, her şey tevafuktur. Kişi iyileşmek istiyorsa kapılar ona açılıyor, her şey ayağına geliyor. Farkındalığı artıyor. Fark ettikçe kapılar açılıyor. Farkına vardıkça kendini ve karşısındakini tanımaya başlıyor. Kendi değişime ulaşınca etrafındaki insanlar da değişmeye başlıyor. Çünkü kişi enerjisini değiştirince enerjisi değişen insanlar geliyor. Aynı frekansta, aynı enerjideki. Aynen insanlar. Öyle. Aslında bu psikolojideki şeye de benziyor. Hani sen etrafındaki 5 insanın ortalamasısın. Aynen öyle. Yani evet. Ben sürekli mutsuz, karamsar. Sam aynı kişileri çekiyorum. Aynı kişileri çekiyorum ama kendi içimde mutluluğu ve huzurluğu bulduğumda otomatikman o insanlar aynen. Eleniyor mutlu insanlar geliyor mutlu sana insan. Da. Bu da enerjiyi ne yapıyor? Yükseltiyor. Aslında bu şey gibi ben hep söylerim, yakın dostlarım da çok iyi bilirler. İnsanlar bildikleri cehennemdeki konforu bırakmak istemiyorlar. Evet. Yani bu çok önemli. Sen oranın cehennem olduğunu biliyorsun sana. Sana acı çektiriyor atıyorum. Yaptığın bir yanlış var ve o yanlışı sürekli yapmaya devam ediyorsun. Ama senin bildiğin cehennemdeki konfor o. O yüzden bildikleri cennetteki farkındalığı yaratmak adına bir adım atamıyorlar. Çünkü kazançları var orada. Çünkü o cehennemde kötü günler yaşıyor ama karşılığında ya sevgi elde ediyor ya mutlu. Çünkü o mutluluğu öyle öğrenmiş çocukluğunda. Kurban psikolojisi de diyebiliyoruz. Aynen öyle. Değil mi? Kurban rolünden çıkmak istemiyorlar. Evet. Bu sefer ne oluyor? Beden yıpranıyor, zihin yıpranıyor. Psikolojik olarak dağılmalar başlıyor. Bedeninde organları başlıyor hasta olmaya. Hastalık. Derken kişi kendi kendini sanki imha ediyor ilerleyen yaşlarında. Evet. Bunu böyle anlatabiliriz. Aslında şey de biz işte Hilal Hanım'la da yapmıştık. Kendisi de koç danışan. Programımızda şey demişti. Sistem seni durdurur demişti. Yani sürekli kendine yüklenir. O tabii enerji çalışması yapmıyor. Tamamen psikolojiyle ilgileniyor ama burada şunu görüyorum. Aslında psikolojiyle de enerji çalışmalarının birleştiği bir alan gibi duruyor. Theta Healing uzmanı olmadığım için soruyorum. Sadece küçük bir şey var, nüans var. Geçenlerde ODTÜ psikoloji mezunu bir psikolog arkadaşımla sohbet ediyorum. O kadar net reddediyor ki. Hayır diyor, yani bilinçaltını temizleyemezsin. Bilinç düzeyinde kişinin davranışlarına yönelik etkiler yapabilirsin diyor. Ama ben hem bu enerji çalışmalarına katılmış hem katılan insanları gözlemlemiş biri olarak da psikolojik davranışların üzerine enerji çalışmalarını koyduğumuzda iyi de bir yol alabiliyoruz. Evet. Değil mi? Artık, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu psikologların bilimsel yaklaşımı. Artık psikologlarımız, doktorlarımız bu eğitimleri alıyor. Aslında bu bütün okullara girmeli. Çocuklar küçücük yaştayken ilkokuldan eğitilmeye başlanmalı. Davranışlar, duygular, kişilerin duygularını ifade edebilmesi. Aslında bizim duygularımızı ifade edemediğimiz zaman bizim psikolojimiz bozuluyor. Bunu dışarı vuramadığımız zaman psikolojimiz bozuluyor. Bunu içimize atarak karşımdaki kırılmasın, karşımdaki üzülmesin dediğimiz zaman biz kendimizi üzüyoruz. Ya da karşılık bulamayacağını düşündüğümüz noktada değil mi duygularımız? Evet. Ya da biz karşımızdakine hayır diyemiyoruz. Neden? Biz öyle öğretildik. Çünkü hayır dersem karşımdaki kırılır. Ayıp olur. Ayıp olur. Onu üzmeyelim. Büyüğüme cevap vermeyeyim. Ki büyükler de haksız olabilir. Evet. Ama bize öyle öğretilmemişti.
Bu sefer hayır diyemediğimiz için, içimize attığımız için bölge bölge bedenimizi hasta etmeye başlıyoruz. Psikologların, doktorların hepimizin bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Hepimizin farkına varmamız gerekiyor. Ruhumuzu da hastalandırıyoruz aslında, değil mi? İlk yani başta çünkü ruh hastalanıyor, sonra beden hastalanıyor. Evet. O zaman şöyle bir gerçek var bence. Duyguların yanlışı yoktur. Yok. Yani öfkenin, işte sevginin, neşenin, bunlar duyguysa bunun bir yanlışı yoktur. Ama duyguları doğru davranışsal biçimde ortaya koyamadığımızda yaşamış olduğumuz problemler var. Aynen öyle. Ve insanlar genelde şunu sanıyorlar. Benim davranışım beni etkiler ama karşımdaki insana göre davranış modelimi değiştirdiğimde, düşünce sistemimi geliştirdiğimde aslında ben ruhumu da hastalandırıyorum. Evet. Çünkü o ben değilim, değil mi? Değilsin. O zaman tetaylık bir noktada ya da spiritüellik insanın kendi öz benliğine bulmasına ulaşma çalışması evet olarak aynen geçiyor. Öyle. Süper. Aynen yani çok yakın arkadaşım Tuğçe de yapıyor Matrix seansı, Access Bar, Jazz eğitimleri vesaire falan. 2 yıl öncesine kadar dürüst olmak gerekirse ben de aşırı derecede materyalist bir insan olarak hep şey diyordum, yani ne alakası var, ne enerjisi ya, hani bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır, hani yoluna bak diyorum. Ama şunu fark ettim, insanların doğruları ve yanlışları, geçmişte yaşadığı ve etrafındaki en yakın insanların, özellikle ebeveynlerinin onlara yaşatmış olduğu dogmalarla hareket ediyor. Sizden bir örnek mesela almak istiyorum, en yakın. Şimdi 19 yaşında olan eşiniz vefat etti bu arada, nur içinde yatsın. Teşekkür ederim. Mesela onunla yaşamış olduğunuz en büyük problemler neydi sizde? Çocuklarınız için o alanları temizlemeye çalıştınız, eğer özel değilse, yoksa cevap Tabii vermek ki zorunda değilsiniz soruya. Çok küçük yaşta anne baba olmanın getirdiği bir sürü sorumluluklarımız vardı. Babamız dışarı hayatı çok seviyordu. Eğlenmeyi, gece hayatını, işte arkadaşlarıyla gitsin, eğlensin. Benim çocuklarım küçük. Çünkü yaşayamamış değil mi onu? Evet. Evet, onun yaşaması gerektiği dönemde evlilik sorumluluğu verilmiş. Aynen. Ben çocuk annesiyim, iki çocuk annesiyim. Çocuklarımla ilgilenmek istiyorum. Onları büyütmeye çalışıyorum. Okulları var, dersleri var. Onlarla kendimi onlara adamışım. Çünkü kendim de okuyamadığım için. Evet. Okuldan alınıp evlendirildiğim için çocuklarım okusun diye mücadele veriyorum. Aramızda tabii ki zıtlıklar oluştu. Evet. Bu sefer ilişkimiz bozulmaya başladı evin içinde. Sevgi de tabii gitgide sevgi azalıyor. De uzaklaşılıyor. Zaten çocuksun. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Evin içinde bir erkek var. Seni yönetmeye çalışıyor. Zaten hep yönetilmişsin. Çocuk yaşta evlendirilmişsin. Büyükler tarafından yönetiliyorsun. Sürekli yönetiliyorsun. Evet. Ama ne olduğunu bilmiyorsun o anda. Yaş ilerledikçe farkına varıyorsun. Aslında bir birey olduğunuzun kimse farkında değil. Farkında değil. Değil mi? İlk çocuğunuz doğduğunda kaç yaşındaydınız? 16 yaşındaydı. 16. Yani daha reşit olduğunuzda kızınız büyük olan. Evet. Kızınız henüz 2 yaşındaymış. 2 yaşındaydı. Eşim askere gitmişti. Evet. Beni kayınvalidemlere bırakmışlardı. Atlı üstü oturuyorduk zaten. Kayınpederim kalp krizi geçirdi. Evde bir büyük yok. Eşimin anneannesini getirdiler. 10 aylık bebeğim var. Çamaşır yıkıyorum. Yemek yapmaya çalışıyorum. Görümcem var, kayınçım var. 2 küçük çocuk var evde. Kendi çocuğum var. Ve ben 2 ay elimden geldiği kadar yüzümün akıyla çıkmaya çalışırken ne olduğumu bilemedim tabii ki. Bir yandan kayınvalidemlerin hastanede olması, bir yandan evdeki bu sorumluluklar. Zamanın nasıl geçtiğini inanın hiç bilemiyordum. O sırada eşiniz de yok, tek başınıza. Eşim yok, böyle eşim askerdi. Evet. İşte burada şey var mesela, değil mi? Şunu fark ettiniz. Sizin o zaman içerisinde yaşamış olduğunuz şeyler aslında sizi siz yapıyor. Evet. Aynen. Ben mesela çok öfkeli bir insan gördüğümde eskiden şey derdim. Bana ne onun yaşadığı sorunlardan ya? Aynen böyle. Ne münasebet hani. Halbuki öfkesi kendisinde, kendisi mutsuz. Evet. Şimdi mesela arkasında yaşadığı problemlere bakmayı öğrendim. Onu bu duruma ne getirdi? Ne getirdi? O neden bu şekilde davranıyor? Sadece bir yerde ayırıyorum. İyi niyetli ve kötü niyetli olarak ayırıyorum ben artık insanları. Kadın, erkek ya da iyi kötü olarak da değil. Evet. Davranışının altındaki niyeti sorguluyorum. Theta Healing'de de var mı böyle bir şey? Yani niyet sorgulama ya da kişinin kendine zarar vermesi, atıyorum bağımlılıkla ilgili sürece devam etmesi gibi, hani
Bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Ayırt edip tekrar yol almasına yardımcı oluyorsunuz? Şimdi sadece Theta Healing eğitimim yok. Recall Hı-hı. Healing var, Biyoenerji var, Jazz eğitimi var. Sürekli eğitim almaya çalışıyorum. Hı-hı. Ledin ilmi eğitimi alıyorum, o daha yarım. Hı-hı. Bağımlılıkların altına baktığımız zaman herhangi işte, alkol, uyuşturucu, madde, evet. Kumar, Hı-hı. yalan. Yalan da bir bağımlılık. Tabii ki. Yalan da bir bağımlılık. Hı-hı. Bunun altında yatan sebepler anne ya da baba kaynaklı. Yeterince sevgi... O kök inanç, o bağımlılık evet. kök inançsa bu anne ya da babadan mı geliyor? Evet. Ne evet. etkiliyor mesela? Çocuğun annesinden yeterince sevgi alamadığı, yeterince ilgilenilmediği, babadan yeterince sevgi alınmadığı, bizim bütün davranışlarımızın bozukluğu anne ve babamızla ilgili. Kaynağı bu. Evet. Anne ile babayla yüzleşme yaptırdığımız zaman kişinin ilk annesine tavrı ne zaman başladığını bulunca kişiyi dönüştürünce sonra kişi anneyi affedince onun da bir birey olduğunu, onun da yaşının küçük olduğunu ya da onun da anne olmadan önce baba olmadan önce bir yaşantısı olduğunu, o da ailesinden öyle öğrenmiş olduğunu dile getirince, yüzleştirilince kişi bunun farkına varmaya başlıyor. Farkına varınca kendinin de değiştiğini anlıyor zaten. Burada biz sadece destek oluyoruz farkına varmasına. Peki çok ciddi, işte o soruyu o yüzden sordum. Mesela günlük hayatta aşabileceğimiz problemlerle alakalı kök inanç değişikliği oluyor. Ama sosyopatlar ya da psikopatlar ya da bir canlıya, bir insana, bir çocuğa bilinçli olarak zarar verenlerde de doğrudan anne ve babaya mı yöneliyoruz? Yoksa artık bizi aşan bir problem haline mi geliyor? Çünkü bu biraz da tam alt psikolojiyi ilgilendirdiği için soruyorum. Ne kadar kişi kötü davranış sergilerse sergilesin, onun geçmişte yaşadığı olaylara bağlı. Evet. Çocukken şiddet görüyorsa, büyüdüğü zaman bu da mutlaka karşı yüksek tarafa oranda şiddet gösteriyor. Evet. Ya da baba çok alkol alıyorsa çocuk da yüksek ihtimal. Aynen. Ya da tam tersi durumlar da olabiliyor. Anneyi ve babayı deneyimliyor. Belirli bir yaştan sonra ben annemin hayatını yaşayayım, ben babamın hayatını yaşayayım diye. Annem neler yaşamış diye kendini de o çizgiye sokuyor. Evet. Bir danışanım şey demişti bana bir keresinde. Hayatta hiçbir zaman anneme benzemeyeceğim dedim ama şu anda annem gibi davranıyorum ve içimden sürekli annem çıkıyor demişti. Reddettiğimiz duygular olduğu için aslında belki ilerleyen süreçte de davranışlarımıza yansıdığını aynen öyle. Görüyoruz. Evet. Peki şey sormak istiyorum ben. Bu danışanlarınızla yapmış olduğunuz seanslarda mesela unutamadığınız ya da işte faydasını gören danışanlarınızla alakalı isim vermeden bir tabii iki... ki. Örnek. Yaptığımız çalışmalarda kişilerin isimleri bize kalıyor. Biz onu sonra gizlilik unutuyoruz. Evet, gizlilik. Birinde bir kızımız gelmişti, çalışma yaptık. Evlenmekten korktuğunu, erkeklerden nefret ettiğini, evlenmek istemediğini, herhangi bir dünürün geldiği zaman ya da bir arkadaşlık teklifi aldığı zaman nefretle baktığını ve psikolojisinin bozulduğunu söylemişti. İlişkiye mi, erkeklere karşı mı? Her ikisinin erkeklere karşı. Danışanımız bayan olduğu için erkeklere karşı. Çalışma yapınca altta yatan... Şeyden dolayı sordum. Mesela atıyorum iş mesai arkadaşıyla da bir erkek ya. Ona da mı aynı şekilde bakıyor yoksa... Gönül ilişkisinde bakıyor. Tabii sorular sorarak aradaki sorunu bulunca... Geçmişe gönderiyoruz. Daha önceden bir taciz olayı olduğunu, çok yakın amcasının oğlu tarafından tacize uğradığını çocukluğunda. Bunun ortaya çıkmasıyla, bunun temizlenmesiyle bir saate yakın sürüyor çalışmalarımız soru cevap şeklinde. Soruyla başlıyoruz. Tabii ki. Soru cevapla başlıyoruz. Bir saat sonra kişi rahatlamış bir şekilde ayrılıyor. İki gün sonra bana telefon açıyor. Biliyor musunuz? Amcamın oğlu geldi, ben onlara çay kahve ikram ettim ama hiçbir şey hissetmedim. O öfke, o nefret yoktu bende. Kızımız bir ay sonra nişanlandı ve şu anda evli.
O zaman şey var orada, bastırılmış duygular da var. Yani ailesini ortaya çıkaramadığı öfkesi. Söyleyemediği taciz olayını rahatlıkla ifade ettiği zaman, aradaki sır perdesi kalktığı zaman kişi bunu içinde tutuyor. Söyleyemeyince kendini hasta ediyor. Aslında ne kadar bilinçsiz değil mi aileler? Hala evet. Aynı kişiyle çocuğu aynı ortamda bulundurmak zorunda bırakıyorlar. Ama bu şey iyi bir şey yani. O zaman bir nebze yüzleşme mi yaşıyor? Mesela sizin sorduğunuz sorular tabii ki. Yüzleşmeye. Tabii ki. Peki, sorduğumuz soruların kaynağı duygular mı oluyor? Duygular o zaman? Tabii ki. Duygularla alakalı. Şöyle diyebiliriz, kişi günlük hayatında örnek veriyoruz. Dolmuşa indi, yolda gidiyor. Yanındaki bir kişi yan yana konuşurken bir cümle sarf etti. Oradaki o kelime kişiyi rahatsız etti. Bu duygu korku olsun. Biz bu duyguyu bulduktan sonra ilk ne zaman korkmuştun diye geçmişe götürürüz çocuklukta. O da köpekten korkmuş olabilir, karanlıktan korkmuş olabilir, annesi korkutmuş olabilir, okulda sınavdan korkmuş olabilir. Olay neyse onu bulup çalışma yaptığımız zaman kişi yıllar sonra minibüste de, evde de, televizyonda da duyduğu korku kelimesinden, o histen bir daha rahatsız olmuyor. Şey peki, her zaman mesela zihin yapan insanlar da var ya, zihne çok inanan. Her zaman o ilk korkuyu atıyorum, ne bileyim ilk şeyi, öfkeyi ya da ilk yalnızlık hissini doğru bulabiliyorlar mı? Yoksa atıyorum mesela ilk seansta gitti 8 yaşa, 8 yaşta bir köpek saldırdı, köpeklerden korkuyor şimdi. Köpek fobisi oluştu gibi düşünün. Ama belki çok daha altında ya da geçmişte bir zaman dilimi kişi mi? Kişi eğer çocukluğunu hatırlamıyorsa, ben çocukluğumda hiç korku yaşamadım diyorsa mutlaka anne karnında anne yaşamıştır o korkuyu. O zaman annedeki korkuyu çözümledikten sonra bu annenin korkusuydu deyip kişiyle yüzleştirdiğimiz zaman, onu kodladığımız zaman kişi artık korkuyu bırakıyor. Aslında anne karnında... ben buna çok inanıyorum. Mesela anne çok öfkeli, çok sinirliyse hamileliği sürecinde çocuk da çok öfkeli oluyor. Öfkeli bir çocuk dünyaya geliyor. Evet. Ve hayatı boyunca hep öfkeli oluyor. O zaman zaten yaşanmış, ki ben sevgiye çok inanırım. Sevginin insanları iyileştirdiğini düşünürüm. En temelinde aynı duygu çıkmıyor mu? Sevgi çıkıyor değil mi? Yani sevgi görmemiş, sevgiyle yoğrulmamış insanlar daha çok problem yaşıyorlar. 2019 yılında aldığımız eğitimde 9 günlük bir eğitim almıştık. Recall eğitimiydi. İlk sahneye çıktı Gilbert. Bize aynen şunu söyledi. 500 kişilik bir kadro var. Pür dikkat dinliyoruz sahnede. İnanır mısınız dedi. 9 gün boyunca dedi sadece anneyi ve babayı konuşacağız dedi. Her şey anne ve baba kaynaklı. Her şey bizi dünyaya getiren kişilerle alakalı. Evet. Ve nereden bakarsak bakalım, anne baba, anne hamile kaldığında baba tepki gösteriyorsa, mutlu olmuyorsa, annenin hamileliğine sevinmiyorsa, çocuk istenmediğini kodluyor annesinin karnındayken. Ta o zaman kodluyor bunu. Dünyaya geldiği zaman mutsuz bir birey oluyor. Milyoner dahi olsa, dünyanın en iyi evliliğine sahip olsa, mal mülke sahip olsa dahi o kişi mutlu olamıyor. Ruh parçacığı mı diyoruz biz bunu? O alıyor yani bunu kodluyor. Genetikten genetik alıyor, babadan alıyor. Geçiyor. Çünkü kendini istenmeyen evlat olarak kodluyor. Kişi kendini de sevmemeyi öğreniyor. O zaman burada bence çok önemli bir şey çıkıyor ortaya. Doğru eş seçimi. Evet. Çünkü anne baba olabilmek için önce eş olmak gerekiyor. Evet. Doğru eş seçimini yapabilmek için de, eğer çok geç değilse artık insanlar için, henüz işte atıyorum buradan da söyleyelim bence. Hani çünkü anne çok düzgün, problemsiz ve yoluna bakan biri ise, babada problem varsa, baba çok özverili, sevgi dolu, çocuğa doğru yaklaşım sergileyen biri ama annede problem varsa, her şekilde birbirlerini etkiliyorlar. Çocuğun dengesi bozuluyor. O zaman çocuk yapmayı planlayan insanların eş seçiminde de çok dikkat etmesi gerekiyor. Önce kendilerini düzeltmesi lazım annenin babanın, çocuk sahibi olmadan. Hatta bebeğe niyet ettikten sonra
konuşmalarına, hareketlerine, tavır ve davranışlarına dikkat etmeleri her gerekiyor. Bu işte şey var ya, enerjiye inanmayan ama çocuğuma hamilelikte sürekli klasik müzik dinlettim. Evet. Tutumuyla aslında eşdeğer. Evet. Yani evet. Baktığımızda hepsi bilmem kaç bin yıldır süre gelen klasik alışkanlıklar. Peki şeyi nasıl çözebiliriz o zaman? Benim bir kız arkadaşım var. Aynı yaştayız. 39 yaşında. Çok eski arkadaşım. Ve şey böyle. Hep aynı tip erkeklerle işte bir evlilik düşünüyor ama atıyorum işte 2-3 birlikteliği oldu. Hepsi narsist. Narsist kişilik bozukluğu yaşayan bireyler, evet. Bildiğiniz. Onu her seferinde alıyorlar, sevgileriyle böyle sarıp sarmalıyorlar, işte ben buradayım diyorlar vesaire falan. Ondan sonra da don diye atıyorlar ve kendisine şey diyor, nerede hata yapıyorum acaba? Şimdi bu kızın hatası değil çünkü çok düzgün, özverili, hı hı hı. Kendi ayakları üzerinde durabilen, ailesine bağlı biri. O zaman burada şeye mi gideceğiz biz? Annesine, babasına. Evet. Aile bireyinde narsist yoksa? Aile bireyinde narsist yoksa çevrelerinde narsist vardır. Maruz kalmış yani. Maruz kalmış. Mutlaka. Kişi çocukluğunda komşusu olabilir. Aile bireylerinden biri olabilir. Amcanın eşi olabilir, teyzenin eşi olabilir, dayının eşi olabilir, dayı çocuğu, teyze çocuğu. Ya da komşu momşu, komşu olabilir. Ya da iki erkek arkadaşı vesaire. Aynen falan öyle. Gibi süreç aynen. İlerliyor. Çocukluğunda neyi öğrendiysen, neyi kodlayıp onu kendine söz verdiysen karşına öyle kişiler çıkar. Evet. Ya da neyi kınadıysa o da olabilir mi ya? Tabii. Mesela bunun da enerjiyle bir alakası var mı? Ben bir arkadaşımı biliyorum. Hayatta yapmam dediğim şeylerin hepsini yaptım. Kimi kınadıysam da aynı şekilde yaşıyorsun. Başıma geldi. Yaşıyorsun. İşte burada da herhalde sistem nasıl sorusunu çalıştırıyor. Bunu evet. Nasıl yapar ya dediğim noktada bir şekilde alıyor süreç seni. Al bak bakalım bu böyle yapılıyormuş. Sen var de bundan ders al. Sen de bundan ders al. Nasıl yapılıyormuş? Ama o zaman da şeye geliyor işte. Kurduğumuz her cümlede, düşündüğümüz her şeyde... Kelimelerimizi de seçmemiz lazım. Tabii, hadi kelimeleri seçti ama enerjim öyle değilse. Şimdi şöyle ağzımızdan çıkan dikkat etmemiz gerekiyor. Gidiyor dolaşıyor geliyor yine bize geliyor. Biz onu yaşıyoruz. Evet o zaman onun şey için, de var. Şakalarımıza bile beddua, çok. Beddua ah vesaire tabii ki. De almamak gerekiyor. Tabii. Aynen. Eğer benim ailede... ailem çok hassastır bu konuda. Bizim evet. Evde hiçbir şekilde şey denmez mesela işte bela okunmaz lanet evet. Olsunlar. Çünkü o enerji döner dolaşır seni bulur. Demek ki... herhangi bir olayla alakalı bir şey yaşadığımızda da bu nasıl olur ya demeyeceğiz. Evet. Sistem ne yapıyor demek ki? Al bak böyle olur. Aynen. Dedirtiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Hareketlerimizi, yaşantımıza, içtiğimiz suya, bulunduğumuz ortama. Bazen şöyle yaparız. Biri bizi davet eder, güne gideriz, gezmeye gideriz, bir ortama gideriz. Bazen hemen oradan kaçmak isteriz. Ay evet o bende çok oluyor. Esnemeye başlıyorum, daralıyorum böyle. O enerji bizi aşağıya çeker. Oradaki bizi rahatsız eden enerji, o kişilerin enerjisi hastaysa, sürekli dedikodu ediyorsa, yalan söylüyorsa onu hissederiz. Çok övünüyorsa. Evet, tamam, orada anladım. Hissederiz ve oradan bir an önce kaçmak isteriz. Bazı yerde de sohbet üstüne sohbet açıldıkça. Hiç enerjim tuttu deriz ya o mu? Kalkıp gitmek istemezsin, oranın evet. Enerjisi çok güzeldir. Sürekli böyle bilgi alışverişinde bulunmak istersin, paylaşmak istersin. Ve zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamazsın. Evet. Bu da güzel enerjilerin olduğu yerde olur. İşte bu zamanda nasıl geçtiğini anlamadığımız bir program. Daha dakikalarımız dolmak üzereyken şunu da sorayım o zaman. Şimdi danışanlarınız size nasıl ulaşıyor? Çünkü programdan önce yapmış olduğumuz sohbette şeyi biliyorum. Yaklaşık 3000 kişiye evet. Şifalandırma, enerji, biyoenerji seansı yapmışsınız. Bundan yararlanmak isteyen olursa size nasıl ulaşabilirler? Sıdıka Bilge Ayhan olarak Instagram'dan, Face'den takip edebilirler. Hoş, medyada çok fazla bulunmuyorum çünkü fırsatım yok. Evet. Telefonla online seanslarımızı, çalışmalarımızı online yapıyoruz. Online de çalışıyoruz. Online, İler tabii. Yüz yüze değil yani. İstanbul'dayken ofisimizde yüz yüzeydik. Koronadan sonra biliyorsunuz böyle evet, bir süreç efendim. Geçirdik. Koronadan sonra telefonla. Daha önceden de yapıyorduk ama yurt dışına yapıyorduk. Bulunduğunuz yerde yüz yüze ama yine aynen, online. Aynen, online yapıyoruz. Kendim değiştim, hayır demeyi öğrendikten sonra dedim ki ben etrafıma niye yardım etmeyeyim? Benim gibi kadınlara, mağdur erkeklere. Terzi çünkü kendi söküğünü dikti o zaman. Evet, neticede erkekleri de bir anne doğuruyor. Evet. Çok erkekle çalıştık, erkek danışanlarım çok fazla oldu.
şehir dışından çok fazla oldu telefonla yaptığımız çalışmalarda. Çok güzel sonuçlar aldığım, geri dönüşümleri olan, geri bildirimleri olan, hala daha mutluluklarını paylaşan kişiler vardır. Onların o dualarıyla, mutluluklarıyla ben daha da kendimi nasıl yetiştirebilirim? Daha fazla bilgiye nasıl sahip olabilirim diye durmadan öğrenmeye çalışıyorum. Bir şey daha soracağım. Bu işte kişi skalasına ya da sayısına baktığımızda en çok hangi konuyla alakalı seans istiyor? Mesela en çok insanların ben şunu iyileştirmek istiyorum ya da şunu yaşıyorum dediği konu ortalama ilişkiler, olarak ilişkiler. İlişkiler, iş, para. Hep değil mi? Evet. Aynen. Zaten dünyayı da bunlar yönetiyor. Hemen aklıma gelmişken bir örnek vermek istiyorum. Akrabamızın vesilesiyle telefon açtılar. Dediler böyle böyle zor durumda bir anne var, yardım eder misin? Çocuk 11 yaşında okuldan gelince sürekli evde eşyaları sağa sola çarpıyor, atıyor, bağırıyor, çağırıyor. Baba gelince çocukta hiçbir şey yok. Sanki baba gelene kadar. Baba gelene kadar. Baba geldikten sonra çocuk hiçbir şey yapmıyor. Okula gitmek istemiyor, okuldan gelince bağırıyor, çağırıyor. Ne yapabiliriz çocuğa, ne yapabiliriz dedi. Dedim çocuğa bir şey yapmayacağız. Annesi sana yapacağız. Seninle çalışacağız. Şaşırdı. Aa. Neden ben dedi. Senle çalışınca çalışmanın sonunda farkına varacaksın. Tamam dedi. Anneyle çalıştık. Annenin kendi annesiyle sorunlarını bitiremediği için çocuğa yansıtıyor. Hamileliğinde, doğumunda, bebek doğduğunda yaşanan bütün olayları çocuk kodluyor. Ve çocuk durdurulamaz, agresif olarak nitelendiriliyor. Gitmediği doktor, psikolog kalmıyor. Çocuğa ilaç verelim diye ilaç etki etmiyor. Çocuk o günden sonra sakinleşiyor. Anladım. Anne kendi problemleriyle ya da ebeveynlerden herhangi biri kendi problemleriyle özgürleşip kök inançlarını değiştirdiğinde ondan sonraki gelen nesillerde anladığım kadarıyla daha yolunu bulan mutlu ve huzurlu bireyler haline geliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Harika bir program oldu. Bence içinde çok fazla şey var. Aslında sormak istediğim çok daha fazla soru var. Ama artık biraz da danışanlara bırakalım bu soruları diyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ mutluyum. Olun. Evet, Sıdıka Bilge Ayhan Instagram ve Facebook hesabından Tetailink, Spiritüel Koç ve bilinçaltı eğitimleriyle alakalı sizler de destek almak isterseniz eğer ulaşabilirsiniz. Her Cuma TV'den ekranlarında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, iyi tatiller diliyorum. Sağ olun.